abone oluyorsunuz. Abone oldum yazıyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz diyelim. Cengiz Ünder'i çok soruyorlar ama Cengiz Ünder'in benim bildiğim kadarıyla Türkiye'ye gelme gibi bir niyeti yok erkenden. Cengiz Ünder'le ilgili herhangi bir istihbaratın var mı? Vallahi benim de bilgim seninkiyle benzer Kaan. Cengiz'in, yani Galatasaray'ın Cengiz'e ilgisi olabilir. Şu an öyle somut bir durum yok ama Cengiz'in şu an Türkiye'ye dönmeyle ilgili çok biraz erken gördüğünü düşünüyorum. Aynı şey mesela Yusuf Yazıcı'da da vardı. Zaten aynı yaştalar yanlış hatırlamıyorsam. İkisi de 97'li olması lazım Cengiz de Yusuf da. Yani ikisinde de Avrupa'ya gitti, başaramadı, geri döndü durumuna düşmeme düşüncesi var açıkçası. Yani Cengiz de şimdi evet Marsilya'da Alexis Sanchez kadroya dahil oldu ama Marsilya'da geçen sene iyi bir sezon geçirdi bu arada Cengiz. İyi bir sezonu vardı. Hoca değişikliği oldu. Daha farklı düşünceler, daha farklı durumlar içerisine girebilir ama ben açıkçası Türkiye'ye gelme yönünde çok istekli olacağını düşünmüyorum. Ya Galatasaray'da benim anladığım, Erdem Bey'in bize anlattığı, birlikte ettiğimiz sohbet, yani sadece bana değil bütün gazetecilere anlattığı şey şu. Biraz daha oraya yani kiralık bir oyuncu değil de bonservisiyle artık yatırım yapmak istiyor Galatasaray. Çünkü biliyorsun şimdi şu ana kadar alınan oyuncular Seferovic kiralık. İşte Mertens para kazanabileceğiniz bir oyuncu değil haliyle. Torreira belki olabilir ama biz şu an Galatasaray oynatmak için yani 4 sene Galatasaray'da kalsın düşüncesiyle aldığı bir oyuncu. Oliveira aynı şekilde. Biraz daha genç oyunculara bonservisle yatırım yapıp hem faydalanıp hem de sonrasında para kazanma düşüncesi var. Çünkü elde bu tip oyuncu sayısı azaldı. Marka gitti. Şu an Nelson'un durumu belliydi ki Nelson'da da İbre biraz sanki Galatasaray'da kalmasına doğru gidiyor gibi. Çünkü Sevilla ile bir türlü orta nokta bulunamadı. Sevilla'da farklı adaylara yöneldi gibi. Seninle konuşmuştuk. 3 tane adayları vardı. Oradan çıktılar artık. O 3 adaylı cendereden çıktılar. Yeni isimlere bakıyorlar ki Bayern Münih'in stoperiyle görüştükleri haberleri var bugün. Yani Galatasaray'la yaptıkları görüşmelerde de orta nokta bulamıyorlar. Diyorum yani Galatasaray cephesi özellikle Erdem Bey bireysel olarak Monchi'nin bu tavırlarından bir hayli rahatsız ve hiçbir şekilde taviz vermiyor. O yüzden de orta nokta buldu. Zaten yani Galatasaray orta nokta bulmak da istemiyor bu arada. 20 milyon euro para istiyor. Bir orta noktalık bir durum yok. Sevilla biraz daha pazarlık şeyinde ama Galatasaray buna hiç taviz vermiyor. Muhtemelen de Nelson Sevilla'ya gitmeyecek gibi ki geçen hafta demiştim Giresunspor maçı son maçı olabilir diye. Ama şu anki durumda bu işler biraz değişti gibi duruyor. Bayern Münih'ten Kovacic istiyorlar ama Bayern Münih Tanguy Kovacic'i verecek mi acaba? Öyle de bir durum söz konusu. Gene Sevilla döner dolaşır bence. Marka da biraz orada hani derse ki iyi anlaşıyorum vesaire bu oyuncuyla. Bence gene bir kükçü dükkanına gelir. Ama bu sefer daha yüksek bir teklifle gelir. Valla rakam belli. İstedikleri zaman gelebilirler. O açıdan bir problem yok ama yani 20 milyon euro Galatasaray'ın net talebi. Hiçbir şekilde de taviz vermeyi düşünmüyor Galatasaray bu rakamda. Mantıklı. Peki şimdi yerli rotasyonuyla alakalı hep yorumlar geliyor. Çünkü biliyorsun hep yerlide Galatasaray'ın eli mahkum. Abdülkerim, Kerem, Yunus. Okan Hoca'nın da elini çok bağlıyor bu durum. Emrak Baba oynuyor. Emrak Baba hazırlık maçlarındaki performansı sergileyemedi. Üçünü elin mahkumken değişiklik yapamıyorsun. Kazımcan zaten Van Aanholt'a göre çok tecrübesiz. Şimdi bu durumda transferde tabii ki gözler yerliye çevriliyor ve kim oluyor bunlar? Kaan Ayhan, Mert Müldür. Bunlarla ilgili tekrardan bir girişim olacak mı? Ya girişim olsa da yani değişen bir şey yok. Şartlarda değişen bir şey yok. Beklentilerde, kulübün beklentilerinde değişen bir şey yok. Ben şimdi yani Okan Hoca ile ilgili biliyorsun ne kadar pozitif düşüncelere sahip olduğumu. Daha Galatasaray'a gelmeden önce de konuşuyorduk. Ama Okan Hoca'yı şu ana kadar ilk eleştireceğim şey bu olabilir. Yani yerli konusu elimizi kolumuzu bağlıyor dedi. Evet yani bu kural çok mantıklı bir kural değil. Burada hemfikiriz yani. Ben de ne olduğunu anlayamadığım bir kural aslında. Ve özellikle yani maça başlarken değil de oyuncu değişikliklerinde falan çok kafa karıştıracak bir şey. Gerçekten yani futbolun ruhuyla çok bağdaşan bir kural değil. Buraya kadar hemfikiriz ama Galatasaray kadro yapılanmasını oluştururken, transferlerini yaparken, sezona hazırlanırken bu kural bilinerek bu planlama yapıldı. Yani ikinci maçtan sonra bunu söylemek bana çok doğru gelmiyor açıkçası. Yani yerli konusu elimizi kolumuzu çok bağlıyor durumu bence çok doğru değil. Çünkü bu planlama biliniyordu. Yani transferleri de ona göre yaptınız. Tabii ki şartları da zorlaştıran bir şey. İşte Kaan'la ilgili talepler, Mert'le ilgili talepler bu yüzden yükseliyor da olabilir. Ama yani biz geçen sene Trabzonspor İsmail Köybaşı'yı sol bek oynatarak şampiyon oldu. Evet. Yani İsmail Köybaşı hiç kimsenin
muhtemelen takımında istemeyeceği pozisyonda ki o kadar bence itibarsızlaştırılmasına da gerek yok ama İsmail Köybaşı'yı sol bekinde oynattı. Bir sene önce Beşiktaş altyapısından çıkan Ersin'i kaleye koydu. Altyapısından çıkan Rıdvan'ı sol beke koydu. Şampiyon oldu. Yani buna da bir çözüm üretmek gerekiyor artık. İlla her şeyi de yani 10 milyon euro verip transfer yaparak çözmenin gereği yok. Belli noktalara da içeriden alternatif üretmek gerekiyor belki. İşte Kazımcan transferi oldu. Kazımcan'ı geliştirmek gerekiyor belki sol beke. Yani bu eleştireceğim ilk şey olabilir Okan Hoca'ya dair. Dediğim gibi ben bunu çok kabul etmiyorum açıkçası. Çünkü bu planlama biliniyordu yani. Böyle kuralı bu olduğu biliniyordu. Bunu başka bir takımın teknik direktörü söylese çok sert tepki veririm. O yüzden Galatasaray teknik direktörü söylediğinde de aynı tepkiyi vermek zorundayım. Doğru. Zaten baştan gelmişsin. Planlamaları kendin yapmışsın. O zaman ona göre de bir sistem uyduracaksın ama acaba şey mi hani Emre'nin performansı vesaire hani şey çıktı ya düşük çıktı ya acaba evdeki hesap çarşıya uymadığı tarzı mı yorumlamak istedi acaba? Yani şimdi bu şimdi bireysel olarak Emre'nin performansıyla alakalı bir durum değil. Galatasaray'ın o hücum setleri oturdukça, taktiksel anlayışı oturdukça ya Emre'den de verim alırsınız orada. Problem değil. Berkan'ı da kullanırsınız. Berkan'dan da verim alırsınız. Yani Galatasaray'da tabii ki çok tartışılıyor. Kalitesi tartışılabilir ama birçok yerli oyuncu var. İşte Emre Kılınç var. Bir kanat alternatif olarak değerlendirebileceğiniz bir isim. Ya kimse şey gibi algılamasın bunu. Yerli oyuncu savunucusu falan değilim ama yani var elde bir takım malzemeler de var. Genç stoperlerin var. Bir tanesini monte edersin. Metehan'ı oynatırsın, Emin'i oynatırsın. Yani bu kadar da karalar bağlanacak bir durum yok. Yani her şeyi de transferle çözerek Galatasaray bir yere varamaz. Yani Galatasaray 10 yıldır kadro oluşturmaya çalışıyor ya. Son 10 yıldır Galatasaray sürekli bir kadro oluşturmaya çalışıyor. İşte Ocak ayına bakalım, Temmuz ayına bakalım. Böyle böyle gidiyor. Hiç kimse sağ içine ya da Florya bakmıyor. Herkes transfere bakıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Evet, şimdi bugün Galatasaray eksik noktalarına kaliteli oyuncular dahil etti. Bunu tartışamayız. Savunmasını Abdülkerim'i aldı. Ligin en iyi yerli stoperiydi. Sağ bek henüz daha oynamaya başlamadı. Lyon'un sağ bekini aldınız, Dubois'u aldınız. Orta sahaya 3 tane oyuncu aldınız. Hepsinde kalitesi ortada. Torreira, Micho, Oliveira. Hepsi kaliteli oyuncular. Hepsinden verim alacaksınız. Mertens'i aldınız, Seferovic'i aldınız. Bazı şeyleri de biraz Florya'da çözmek gerekiyor bence. Doğru. Bu arada izleyici yorumlarına bakıyorum ben. Onur Bulut'u çok soruyorlar ama Kayseri Spor'un transfer tahtası açılmadığı sürece zor bir transfer aslında o da. Ya Onur şöyleydi. En başta savunmada bir oyuncuyu yerli yapmak istiyordu Galatasaray. Çünkü dördü de yabancıydı geçen sene. Bir tanesini yerli yapma düşüncesi vardı. Önce sağ bek olur mu diye düşünüldü. Onur'a gitti Galatasaray olmadı. Mert Müldür zaten şartlar ortada. Bu hamleyi stoperle yaptılar. Abdülkerim'le yaptılar. Şu an Galatasaray'ın ideal stoperlerinden bir tanesi Abdülkerim. Şimdi sol bekte de Kazım var. Kazım'ın performansını da insanlar beğenmiş en azından. Orta istikrarı açısından beğenmiş ki. Güzel yani orta açıyor çocuk. Hatta Seferovic'in kafasına attığı o aldı at dercesine top çok iyiydi. Güzel güzel ortaydı evet. Şöyle yani mesela Galatasaray'ın o maçta sıkıntı yaşamasının sebeplerinden bir tanesi de yani Patrick Van Aanholt belli bir seviyenin üstünde oyuncu. Ama gerçekten son tercihleri çok kötü. Geçen sene de biz bunu çok gördük. Bu sene yani çizgiye kadar iniyor, ceza sahasına kadar giriyor. Onları çok iyi yapıyor ama son tercihleri çok kötü kullanıyor. Yani maçın ilk yarısında da 2-3 tane böyle çok net pozisyona dönebilecek durumdaydı Van Aanholt. Onun yanlış tercihleri nedeniyle durum çok saçma bir yere gitti. O yüzden bence yani Kazımcan'ı Okan Hoca henüz %100 Galatasaray seviyesinde görmüyor. Bunu biliyorum.